İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugünkü programı Buğra Çelik arkadaşımla birlikte gerçekleştireceğiz ve konuğumuz Orhan Mühendisi Vehbi Tutmaz. Vehbi Bey, hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk, iyi çalışmalar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Buğra, sen de hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk Nihan Bey, çok teşekkürler. Evet. Ben Vehbi Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Tabii orman mühendisi olduğunu belirtince programımızın da hangi konuda olacağını da açıklamış olduğunu düşünüyorum. Evet, orman yangınlarını konuşacağız. Nedenlerini ve önlemleri konuşacağız Vehbi Bey'le. Vehbi Bey 1986 yılından itibaren Orman Genel Müdürlüğü'nde devlet memuru olarak 3 yıl Artvin, 32 yıl ise Çanakkale'de görev yaptı. Çanakkale ve Bayramiç'te işletme müdürü, 2000 yılından sonra ise yaklaşık 20 yıl sadece orman yangınları ile ilgili Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Yangın Baş Mühendisliği ve mühendis olarak çeşitli görevlerde yer aldı. Antalya ve İzmir Yangın Eğitim Merkezlerinin eğitim programlarının hazırlanmasında aktif görev aldı. Yangın uzmanlarının eğiticiliğini yaptı. 32 yıl boyunca aktif olarak orman yangınlarında yönetici olarak görev aldı. 2019 yılında emekli oldu. Halen Türkiye Ormancılar Derneği'nde orman yangınları ile ilgili etkinliklerde yangın koordinatörü ve danışman olarak görev almaktadır. Evet, tekrar programımıza hoş geldiniz Vehbi Bey ve ben ilk soruyu sorması için sözü Buğra'ya veriyorum. Evet Buğra. Teşekkürler Gürhan Bey. Bizim Vehbi Bey'le tanışmamız da aslında zaten 2021 orman yangınlarından sonra Marmaris bölgesinde Akyaka'da oluşan o Akyaka Afet Gönüllüleri Hareketi içerisinde mahalle temelli afet hazırlığını kim çalışıyor diye baktığımızda duayen isim olarak Vehbi Bey'i gördük. Ve sağ olsun kendisi sadece bir telefon üzerinden konuşmamızla bize ne yapmamız gerekliliğini, nasıl davranmamız gerekliliğini anlattı ve adım adım onun gösterdiği yoldan da gitmeye de devam ediyoruz. O yüzden burada kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu Vehbi Bey'in savunduğu bu yangın kültürü meselesiyle ben doğrudan girmek istiyorum izninizle. Biraz hani bir sürü farklı sebebi var yangınların işte artıyor mu azalıyor mu, hani bunları da birçok mecrada konuşuyoruz ama özellikle o yangın kültüründen ne anlamalıyız? Şu anki durduğumuz yer nedir? Hem kurumlar olarak hem halk olarak biraz bu görüşlerinizi dinlemek istiyorum Vehbi Bey. Tabii şunu ifade edebilirim. İnsanoğlunun orman yangınlarının aslında müdahalesi yaklaşık olarak 100 yıl diyebiliriz. Daha önceki dönemlerde yangınlara bir müdahale yoktu. Ama ilginçtir ki tabiat kendi neslini devam edecek genlere sahip. O aslında biz insanlar için yangınlar bir sorundu. Özellikle 1946-47 yıllarında 2 yıl boyunca Türkiye'de çok büyük orman yangınları meydana geldi. Bu yangınlar tek kelimeyle söylüyorum kasıt yangınlarıydı. Neden? İşte o dönem ormanların devletleştirilmesi sonucunda bir tepki olarak bazı yerlerde yapıldı. Fakat bu Türkiye'deki köylerde çok kötü bir imaj bıraktı bu yangınlar. Çünkü evet bu yangınlardan sonra çok büyük sorunlar yaşadılar onlar. Yaşadıkları bu sorunlardan sonra artık bir daha yangınla muhatap olmak istemediler belki ve o yıldan başlayıp da gelen bir yangın kültürü vardı. Yangın kültürü nedir, ne demek istiyorum? Yangını yaşamasını öğrenmiş bir toplum olmaları gerekiyor. Yangına karşı hassas olmaları gerekiyor. Yangın çıkartmamaları gerekiyor. Birbirlerini ikaz etmeleri, kontrol etmeleri gerekiyor. Bir yangın başladığı zaman devletin herhangi bir gücünü beklemeden ellerindeki imkanlarıyla ne varsa gidip yangına müdahale etmelerini ifade eden bir konudur. Ben 88 yılında Bayramiç'te göreve geldiğim zaman birçok yangında yangın ihbarını aldıktan sonra gittiğimiz zaman orada köylü gidip yangını çevirmiş, oturmuş, yangını halletmiş. Biz geldiğimiz zaman sadece onlara bir teşekkür etme durumundaydık. Ve yangınlara ilk önce sadece insanlarla müdahale ediliyordu.
bu köylü içindeki köylünün bu yaşadığı durum, yangınları kabul etmesi, yangınlara sahip çıkması, yangınları önlemek için elinden geleni yapması, yaklaşık olarak söylüyorum 2000 yıllarına kadar sürdü. 2000 yıllarından sonra şöyle bir değişim olmaya başladı. Orman Genel Müdürlüğü yavaş yavaş arazözleri, dozerleri, hava araçlarını gündeme getirmeye başladı. Ve şu görüldü. Örnek veriyorum, arazözler geldiği zaman dediler ki 20 tane işini yaptığını bir arazöz yapabiliyor. Arazöz dedik ki bir dakika, ilk önce dozer gelsin, iş makineleri geldi. Şöyle oldu, herkes birbirine öteledi bu konuyu. Herkes ve uçaklara kadar da geldi şu anda bu. 2018 yılında başka bir aşama daha yaşandı. Neydi o? Mükellef sistemi kalktı Türkiye'de. Mükellef sistemi özetliyorum. Orman içi ve civarında yaşayan 18 yaşını doldurmuş 50 yaşına kadar olan erkek nüfus yangınlar söndürmeye gitmeyi de zorunluydu. İsmi mükellef sistemiydi bunun. Yani jandarma gelip gitmeyen köylere bile yangını gönderiyordu, sevk edebiliyordu. Ki birçok yerde köyler kendi istekleriyle gidiyordu. Şu anki durum nedir? Şu anda bir yangın çıktığı zaman kolluk kuvvetleri, jandarma köylüleri yangın sahasının içine sokmuyor. Peki doğru mu yanlış mı? Bu tartışılır bir konudur. Ama iş yasası diyor ki eğer siz herhangi bir konuda bir eylem yapacaksanız bunun eğitimini almak zorundasınız. Bunun belgelenmesi lazım ve bunlara uygun kişisel koruyucu donanımlarınızın olması lazım. Bu anlamda hemen şunu da ifade etmem lazım. 2018 yılındaki değişiklikle birlikte gönüllülükle ilgili bir mevzuat çıkartıldı. O sadece yangına müdahale ile ilgili bir husustu. Az önce Cumhurbaşkanı'nın ifadesini dinledim televizyondan. Dediler ki 130 bin yangın gönüllümüz var bizim. Ama şunu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Bir günlük hızlandırılmış bir eğitimle, bir iki günlük ya da en fazla hızlandırılmış eğitimle yangınlara müdahale edecek yeter seviyede eğitim almış bir kitle oluşturmak son derece mümkün değildir bu. Kaldı ki bunlar şehirlerde yaşıyor, bunların birçoğu sivil toplum örgütlerinde. Esas yangın çıkan, yani yangının sebebi olan orman içi ve civarında yaşayanlardan gönüllülerin oluşturulması lazım. Bir mevzuat değişikliği lazım bu konuda. Yangın kültürü vardı. Şu anda biraz arka plana atıldı. Öyle diyeyim. Tekrar bunu ön belirlikli canlandırmamız lazım bizim. Çok kolay bir olay değildir ama çok zor bir olay da değildir. Yeter ki bu vatandaşa bunları inandırmamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nde hem yasal anlamda hem de idari ve işletmecilik anlamında yapması gereken bayağı ciddi konular var diye söyleyebilirim. Ve bir yandan da aslında siz bugün bile şu an bile tam olarak bu konuyla ilgili Muğla civarında bir çalışma için yollardasınız. Emeğinize sağlık. Aslında o vatandaşın, toplumun, halkın dahiliyeti sayesinde bir şeyler yapa gelen bir kültür varken şimdi vatandaşı en son çıkan İzmir yangınlarında da gördük. Bu Ege yangınlarında da gördük. Vatandaşı tahliye etmeye çalışan bir yaklaşım izleniyor. Bunun gibi peki bu yangınların miktarı ve ölçeği konusunda da hani sizi bulmuşken bu tüm bu dönemi geçişi yaşayan ve gözlemleyen üzerine düşünen biri olarak her yangından sonra da işte bu kundaklama birileri yaptı şu yaptı ve toplumu da kutuplaştıran bir tartışmanın içerisinde buluyoruz kendimizi. Yani bizim bu ormanlarımızı kimi de Kızılçam'ı suçlu ilan ediyor bir yandan. Hani bu yangın sebepleri ve artışları ile ilgili gözlemleriniz nedir acaba? Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz orman yangınlarına duyarlı bir toplumuz, bu tartışılır. Yangınlarla uyumlu bir toplumuz, bu da tartışılır. Peki yangınlar için gerekli önlemleri alıyor muyuz? Bu iyice tartışılır. Bu sadece ben vatandaşlar için söylemiyorum bu konuyu, halk için söylemiyorum. Kamu kurumları da bu konunun içinde olması gerekiyor. Yani yangın öncesi hazırlıklar ve önlemlerin çok daha değerli ve anlamlı olduğu ortadadır. Hem enerjinizin hem de paranızın çok büyük kısmını biz Türkiye'de yangınla mücadeleye ayırıyoruz. Aslında yangın önlemeye ayırsak çok daha kolay olacak. Yani yapılacak aslında çok şey var. Şu anda bakın Muğla'daki örnek birçok Türkiye'deki Ege sahilinde, Antalya'da da bu konular geçerli.
çok farklı bir toplum oluşmaya başladı burada. Yani eskiden köylü olarak ifade ettiğimiz bir toplum yerine şu anda aynı yerde yaşayan, örnek veriyorum ben şu anda Marmaris'teki 12 köyde yaptığım çalışmalarda şu tespitte bulundum. Türkiye'nin birçok yerinde vardır bu. Genç nüfus köylerde yok hemen hemen. Yaşlı nüfus kalmış. Artı buraya dışarıdan bayağı bir göç almış büyük şehirden. Yani bu gelen insanlar duyarlı insanlar. Yani orman yangınlarına duyarlı, doğaya duyarlı, sahip çıkmaya çalışıyor ama yangın kültürleri yok. Buradaki köylüler mesela şunu söylemeye çalışıyorlar. Yangın çıktığı zaman bunlar hemen o terk etmeye çalışıyorlar. Bilmedikleri için kaçmaya çalışıyorlar. Bizde de genç yok. Böyle bir problem yaşanıyor şu anda köylerde. Aslında bunlar önlenebilecek özelliklerdir. Yalnız şu bir rakam daha vereyim ben. 1937 yılından bu yana orman kayıtları tutuluyor. Bugüne kadar her yıl ortalama 1400 tane yangın çıkıyor. Bu 1400 yangın son 10 yıllık kayıtlara göre 2568 tane. Yani ikiye katlamıştır. Eğer yangın sayıları sürekli artıyorsa ve yangın çıkartan yangınlar da bakın kim de derse desin ben size net rakam söylüyorum. O civarda yaşayanlar ve bulunanlar tarafından ihmal, dikkatsizlik, kaçır, kaza ne olur ne dersiniz değil, onlar tarafından çıkar. Bir dönemler 1980'li yıllarda terör amaçlı yangınlar da oldu Türkiye'de. Onları da biliyoruz. Ama ben size yine Orman Genel Müdürlüğü rakamlarından vereyim. 2021 yılında da bu konuda spekülatif oldu, konuşuldu, ne oldu? Ama Orman Genel Müdürlüğü 2021 yılında bir tane terör amaçlı yangın kayıtlarını almadı. Ha, şunu söylemek istemiyorum ben. Burada yaşayan insanların yangınla yaşamasını bilmediği, her zaman için ihmal ve dikkatsiz davranması aslında bir kasıttan da kötü bir olaydır. Çünkü bunları yaşamayı öğrendiği zaman biz bu işin çaresini bulmuş olacağız. Bir de şunu söylemek istiyorum. İlgili kamu kurumları ve kuruluşları var yangınla ilgili mücadele eden. Tabii ki yerel idareler var, belediye itfaiye teşkilatı var. Sivil toplum örgütleri çok önemli bir konuda. Bir de orada yani orman içinde yaşayanlar ve bulunanlar var. Peki neden bakın bu kelimeyi ısrarla söylüyorum yaşayan ve bulunanlar sadece köylüler demedim. Maalesef Türkiye son 20 yıldır ormanları müthiş derecede parçalandı. Parçalandı derken şunu söylemek istiyorum. Örneğin Çanakkale ormanlarının %86'sı arama ile ilgili olarak izin irtifa konu edildi. Türkiye'nin çok yerinde böyle. Şu anda ormanların içine girerseniz bütün blok halinde orman neredeyse kalmamış gibi. Bunların içinde faaliyet gösterenler, işte izin alanları, maden ocakları, turizm tesisleri ne derseniz deyin. Bunların da yangınla ilgili çok büyük bir kültürleri, bir alışkanlıkları, bir bilgileri, bir eğitimleri yok. Mesela yine bulunduğum yerden size bir örnek verebilirim. Muğla, Antalya, biz buradaki Getop, Güney Marmara Turizm Ajansı ile ilgili buradaki arkadaşlarla da görüştük. Bunların da aslında çok fazla bilgileri yok. Türkiye şu anda orman yangınları anlamında çok büyük bir sorun yaşayacaktır bundan sonraki yıllar. Turizm tesisleri, ilgili maden sahaları, bunlar orman yangınları konusunda hiçbir hazırlığı yok. Sadece şudur, Orman Genel Müdürlüğü bu alanları onlara teslim ederken bir satırla diyor ki yangın için gerekli tedbirlerini alınız. Bunun ne olduğu, ne şekilde olacağı konusunda hiçbir eğitimleri yok. Ben şu andaki Türkiye'deki turizmin çok önemli olduğunu biliyorum, hissediyorum, biliyorum öyle ifade edeyim. Ama bunlar gerekli önlemleri almadılar. Bakın Türkiye'nin batısında ve güneyinde işte fiyatını söyleyemeyeceğim ama çok müthiş pahalı evler var. İşte 20 milyon, 40 milyon ne kadar ettiğini bilmiyorum ben. Ama onların %1'i kadar bir parayı ayırıp da yangınla ilgili bir önlem bir tedbir almamışlar. Bunların bir yerde zorunlu hale getirilmesi lazım. Bunların yapılması gibi. O turizm testleri çok büyük bir sıkıntı halinde. Sadece onlar değil, orman içindeki izin alanları bunların hepsinin büyük bir sorun içinde olduğunu biliyoruz. Biz eğer toplum olarak bunlara bir çare bulamazsak, toplum olarak diyorum bakın sadece kamu kurumları değil, sivil toplum örgütleri de dahildir bu işe. Bundan sonra işte El Niño diyoruz, küresel ısınma diyoruz. Bunlar yangın nedeni değildir. Başlayan bir yangının kolayca başlamasını sağlayan ya da büyümesini sağlayan faktörlerdir. Bundan sonra
biz bu tür meteorolojik parametreleri çok sık rastlayacağız. Bundan sonra çok daha kötü günler bizi bekliyor. Bu anlamda ifade edebilirim. Şudur, buna karşılık deprem olacaksa deprem için nasıl hazırlık yapıyorsak yangın içinde gerekli tedbirleri almamız lazım. En önemli sorunlardan birini söyleyeyim ben size. Köyler boşaltıyor dediniz, tahliye dediniz. Tahliyede sadece şu yapılıyor bakın. O köyün yanma tehlikesi varsa jandarma gelip insanları tabiri caizse yaka paça evden çıkartıyor. Arabaları bindirip bir yere götürüyorlar. Aslında o köylerin daha önceden ilgili kurumlarla oluşmuş bir tahliye planının olması lazım. Kimlerin nerede ne yapacağını önceden bilmesi lazım. Hangi rüzgarda yangın meydana gelmişti, köyün neresinde, ne şekilde toplanacak, hangi evde özürlü var, hangi evde yaşlı var, bunları kim ilgilenecek köyden, kimler çıkartacak, jandarmanın çünkü sahaya gelmesi, orman idaresinin sahaya gelmesi ciddi bir alan, zaman alıyor. Bunun için de bu toplumun bu konuda da eğitilmesi bir ihtiyaçtır diye düşünüyorum. Evet. Ben hemen bir soru sormak istiyorum Vehbi Bey. Şimdi bir de sorumluluk konusunda da önemli tartışmalar dönüyor. Her bir yangın, orman yangınının sonrasında işte yerel yönetim mi sorumluydu, orman genel müdürlüğü mü sorumluydu tartışması var. Nedir bu mesele? Yani bu konuda bir ayrım yapılacaksa, bir çerçeve belirlenecekse, nasıl bir çerçeve belirlenmesi gerekiyor? Bu yönetmeliklerde olmayan bir şey midir? Bu konuda ne dersiniz? Siyasi ya da psikolojik bir sorun var diye ben düşünüyorum sadece. Yasal bir sorun yok bu konuda. Yani herkes iyi şeyleri kendisi üstüne alır ama bir sorun olduğu zaman bunu bir karşıya öteler. Olay bundan ibarettir. Aslında yasalar çok açık ve net olarak şunu söylüyor. Ormanlık alanda meydana gelen bir yangında orman idaresi yangınları söndürmekle görevlidir. Bu kadar nettir. Söndürür ya da gerekli önlemleri alır vesaire. Açık alan yangınları kırsal yangınlardaysa yani bağ bahçe yangınları ve ev yangınları da belirli ifade teşkilatı sorumludur. Bunların hangi şartlarda birbirlerine yardımcı olacakları yasalarda da belirir. Örnek veriyorum. Eğer ormanlık alana bir yangın sirayet etme ihtimali varsa orman teşkilatı açık alan yangınlarına da müdahale konusunda yardımcı olur. Bunlar da bakın bu detaya kadar vardır. Ama buradaki esas sorun şu. Türkiye'deki ormanlar parçalı bir yapıya sahiptir. Yani bu parçalı yapı içinde yerleşim alanları da var, ormanlar da var, işte bera alanları da var, başka izin alanları da var. Yani bir bütün olarak ormanlar, yerleşim alanları ve tarla, bağ bahçeler ayrılmış değildir. Bunlar iç içedir. Bir yangın başladığı zaman örneğin 2021 yangınlarında bunu her tarafta gördük. Türkiye'nin her tarafında gördük. Ormanları da yaktı, evleri de yaktı, tarlaları, bahçeleri de yaktı. Devam etti gitti. İşte böyle bir yangında yangın organizasyon ve koordinasyon anlamında büyük sorunlar yaşanıyor. Aslında ifade edilmesi gereken sorun budur. Bunun için de aslında bir üst yasaya ihtiyaç vardır. Orman Genel Müdürlüğü, ilgili belediyeler, AFAD oturup bu konuda bir yasa çıkartması lazım. Yani nasıl yapacak, bunları kim sevk ve idare edecek? Herkes kendi görev ve sorumluluk alanındaki yerlerine müdahale ederken diğer yerlerdeki yangınlarda da fırsat buldukça yardım etmeye çalışıyor. Aslında bu konuda bir sorun yoktur ama bu konu çok tartışmaya açık bir konudur. Yani mesela uzun yıllar Orman Genel Müdürlüğü şunun tartışmasını yapmıştır. Acaba bizde bir Fransız sistemi gibi bütün acil afet kapsamındaki birimleri bir araya mı toplasak? Bu bir tartışma konusudur. Hani bir helikopterimiz niye bizim yok? Derken 3 aydın helikopter dermanları, işletme idare giderleri, personel giderleri yüksek diyoruz. Halbuki çok amaçlı hizmet sağlayacak şekilde acil afet kapsamındaki bütün birimleri bir araya alacak bir uygulama içinde olunması konusu çok tartışıldı. Şu anda kimse bu gücü, net söylüyorum size bakın, net söylüyorum, bu gücü elinden bırakmak istemiyor. Kötü de olsa orman yangınları gündemde kaldığı sürece birilerinin içine giriyor. Bazı felaketler bazıları için de bir fırsat oluyor. Ben size söyleyeyim mesela hava ağaçları da böyle bir konudur. Gündemimiz ve fırsatımız olursa onunla ilgili bir şeyler de söylerim. Onun için aslında bir sorun yoktur. Sorun suni olarak bir sorun yaratılmaya çalışılıyor. Bir sorun varsa bunun hal çaresiyle ilgili kurumların aynı masa etrafında toplanmasıdır. Bunu sağlamadıktan sonra bence sorunları birbirine atmakla bu işi örtemeyiz diye düşünüyorum. Evet. Buğra.
Bir yandan da aslında Vehbi Bey tam o söylediğiniz şeyin içerisinde yönetimsel ya da yaklaşımsal, hani sadece yasa, mevzuat, koordinasyondan öte yaklaşım olarak da sanki bir şeyleri daha farklı yapmamız gerekiyor gibi. Yani o sizin hep söylediğiniz o kıvılcım çıkmadan diye bir vurgunuz var aslında. Yani burada OGM'nin ki işte Hatay'da çalıştığım sürece şeyi de gördüm, Orman Genel Müdürlüğü'nün ne kadar büyük ve önemli bir kurum olduğunu orman yangını dışındaki afetlerdeki performansında da görüyorsunuz aslında. Yani en hazır ya da işte Orman Genel Müdürlüğü'nün neden işbirliği yapmakta zorlandığını da görüyorsunuz. Çünkü onun gibi çalışan ve onun gibi köklü sadece kolluk ordu var aslında. Yani bir Orman Genel Müdürlüğü'nün bir sivil toplumla işbirliği yapması bile yapısal olarak çok kolay şeyler değil. Sizin baktığınız yerden gördüğünüz şeyde daha iyi bir yönetim için işte koordinasyon tabii ki işte AFAD'ın işte belediyelerin koordinasyonu ne gibi daha şeyleri daha farklı yapmamız, daha farklı ele almamız gerekiyor? Bakın önce şu söylediğin cümle çok önemliydi. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan insanların birçoğu, samimice söylüyorum bakın, orman mühendisinden işçisine, kuryecisine kadar birçoğu hala birçok sektöre oranla fedakarca çalışıyor. Özlük haklarını alamıyorlar. İnanın buna bakın doğru söylüyorum. Yangında şöyle bir şeyler olmuyor. Efendim ben 5 gündür yangındayım, yüzümü yıkayamadım, yemek yiyemedim. Bunları ifade bile etmiyorlar, söylemiyorlar bunları. Gerçekten fedakarca çalışıyorlar. Tabanda bir sorun yok burada, bir sıkıntı yok burada ama bir kurumun bu konuda bir karar vermesi lazım. Orman yangınları konusunda ben ne yapabilirim konusunda uzun vadeli stratejilerini belirlemesi lazım. Yani diyecek ki hayır arkadaş ben bu eskiden olduğu gibi konvansiyonel bir sistemi kabul ediyorum. Yani yangın çıkarsa ben topumla tüfeğimle gider yangını söndürürüm. Bu benim öngörümdür. Benim görevim budur. Ha başka bir öngörü size verebilirim. Başka bir hedef koyabilir stratejide. Bunların hepsi var ama uygulamada yok. Şudur, Orman Genel Müdürlüğü bence şunu yapması lazım. Nasıl Marmaris'te böyle bir çalışma yaptık biz, daha önce İzmir'de de yaptık. Akyaka Afet Gönüllülerinin yaptığı çalışmalar var. Bakın bunlar çok değerli. Bunları Orman Genel Müdürlüğü haydi ayrı yapabilir. İnanın bunun çok müthiş bir potansiyeli vardır bu konuda. Artı avantajları da vardır. Ormanı tanıyorlar, çevreyi tanıyorlar. Sorunları biliyorlar. Oradaki, köydeki kimler bize yardımcı olabilir? Buraya kadar biliyorlar. Yani bütün enerjilerinin ciddi bir kısmını buraya ayırmış olsalar ki yapabilirler bunu. Yapmayacak durumda değillerdir. Yapabilirler bunu. Hani böyle 130 bin afet gönüllüsü oluşturacağıma ben düzeltiyorum. Yangınla müdahale gönüllüsü oluşturacağıma sadece orman içi ve civarında yaşayan köylerden 10 bin kişi, bakın 10 bin kişi gerçek gönüllü oluştursalar bu iş çözüme kavuşur. Orman da yaşayan vatandaşlar, muhtarlar ancak şunu görmek ve bilmek istiyorlar. Kamu kurumları bize işte bir şeyler getirip veriyorlar. Sivil toplum örgütleri bize bir şeyler veriyor. Belediye bize bir şey veriyor. Su işte hidrantı gelip yapıyor. Birisi su tankerini veriyor. Bir şey vermekten öte onları bu işin içine çekebilmek önemli. Onlara bu ormanların, çevrenin, tabiatın, doğanın onlara ait olduğunu hissettirmeniz lazım. Onlara sahiplendirmeniz lazım bunu. Ondan sonra diğer takviyeleri de yapacaksınız bunları. Bakın yangını kaynağında önlemek esas olmalıdır. Eğer yangın siz arazide, alanda çıkıyor diyorsanız bunu da çıkartan maalesef o civarda yaşayanlar ve bulunanlarsa bunları siz eğittiğiniz, öğrettiğiniz, hissettirdiğiniz zaman bu sorunu onları sahiplendirdiğiniz zaman bu sorun ortadan kalkar. Otokontrol sistemi kurarlar. Birbirlerine karşı uyarıcı ve ikaz edici olurlar. Yani bence bu konuya, bu yere inmek lazım. Şunu da ifade edeyim size. Şu anda bizim yaptığımız çalışma geçen gün Ankara'da bir Orman Genel Müdürlüğü çalışması içinde 30 yıl değerli olarak bulundu. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü bu konuyu yaymak için de bizi çağırdılar açık söyleyeyim size. Çağırdılar gelin bize bir anlatın neler yapıyorsunuz bu konuda neler yapabiliriz biz diye. Ama tekrar diyor, bir daha tekrar olacak şunu söyleyeyim. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde harika insanlar var. Ama karar vericiler başka, daha da büyük insanlar. Onların neden, ne şekilde bir karar verdiği konusu da benim için yorum açık değil, öyle söyleyeyim. Evet. Vehbi Bey, bir de önemli konulardan birisi işte yerden müdahale, havadan müdahale. Bu konuda da çok farklı düşüncelerle karşılaşıyoruz, eleştirilerle karşılaşıyoruz.
Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Hava araçlarının Türkiye'deki yangınlara her sene sayılarının yavaş yavaş arttığını biliyoruz bunların. Hava araçları çok önemli. Uçak da olsa, helikopter. Bunlar yangınlara ilk müdahale aracıdır bakın. İşte tam görevleri budur. İlk müdahale aracıdır bunlar. Bunların fonksiyonları yangın yer ekiplerine yardımcı unsurlardır. Biliyorsunuz örtülü yangınları eğer ağaçların çatısına dönüşürse bunu tepe yangını olarak ifade edilir. Bunlar enerjili yangınlardır. Bunlara yerdeki insanlar yanaşamaz, yaklaşamaz, müdahale edemez. İşte attıkları suyla bu tepe yangını örtüyü çevirirler ve alttaki insanlar da bu şekilde organize oldukları zaman bir koordinasyon içinde bir senkronize olarak yangını beraberce sönerler. Nerede? 2021 yılı o ana kadar Türkiye'deki en fazla hava aracının Türkiye'de olduğu yıl idi. Evet. Türkiye'de en büyük orman yangınları o sene. Hava araçları bakın tekrar bir daha söyleyeceğim onu atlamış olabilirim. Tepe yangını örtüyü çevirirler. İlk müdahale araçlarıdır. İnsan nakli de kullanılırlar yol olmayan yerlere. Spot yangınları, atma yangınları havadan daha iyi görüp oraya yönlendirirler. Çok faydaları vardır ama şuna inanın. Çok yüksek enerjili bir orman yangınları. Hiroşima'ya atılan bir atom bombası kadar her 4 saatte bir enerji çıkardığını daha önce söylemiştim. Böyle bir yangına orta ölçekli bir yangına bile istediğiniz kadar hava aracı gönderin. Yangını tamamen kontrol altına alıp söndüremezler. Kesinlikle ama çok faydaları vardır. Ama tabiri caizse savaş karada kazanılır. Arazözler, dozerler, müdahale araçları, su ekme araçları bu anlamda çok önemlidir. Şöyle bir sıkıntı da yaşıyoruz. Ben Taşlı'daki arkadaşlarla görüşüyorum. Bir arazöz ekibinin yaklaşık 5-6 kişi olması gerekirken işte haftalık çalışma saatlerinden dolayı 3 vardiyaya ayrılıyor bunlar. İkişer gün kalıyorlar. Sonuç olarak nedir biliyor musunuz? Bir Arazöz'de, Muğla gibi bir yerde, İzmir, Çanakkale, Balıkesir gibi yerlerde bir Arazöz'ün içinde bir iki kişi olduğu zaman muazzam kalabalık oldu diyorlar. Bir iki kişiyle siz yangınlara, araçlarda müdahale edemezsiniz. Çünkü bütün yangınlar yol kenarında değildir. Arazöz yol kenarına geldiği zaman 25 metrelik hortumlardan belki 10 tane eklemek zorundadır. Belki 20 tane, 50 tane eklemek zorundadır. Bir kişiyle bunları yapamazsınız. Ormanın içine doğru bu yangını önlemek için hortumları eklemek, oraya kadar suyu aktarmanız lazım. Bu nedenle yer müdahalesinde büyük sorunlar, sıkıntılar vardır. Bunları tartışmakta çok büyük Orman Genel Müdürlüğü personeli bu sorunların aslında hepsini biliyor. Bir de tabii şunu da söyleyebilirim. Son dönemde hava araçlarının ihaleler konusunda yaşanan bazı sorunlardan dolayı yangınlara kalkmadığı da ifade edildi. Bu doğru bir konudur. İzmir'de de oldu bu konu, Çanakkale'de de oldu, Gördes yangınında da oldu. Helikopterler istikaklarını alamadılar diye, hak edişlerini alamadılar diye yangınlara kalkmadığını oradaki arkadaşlar ifade ediyor. Gerçi bu konu tartışmaya açık bir konu değildir. Çünkü bunların hepsi kayıtları araç takip sistemlerinde mevcuttur. Böyle sorunlar, hem idari sorunlarımız var, hem de karar verme sorunlarımız var. Kolay sorunlar değildir bunlar. Eskiden biz bir arazözümüz fazla olsun diye Orman Genel Müdürlüğü'ne yalvarırdık. Şimdi arazöz fazlamız var. İnsan gelsin diye müdahale istiyoruz. Daha çok talep ediyoruz. Personel eksikliği ve personelin eğitim eksikliği de çok büyük bir sorundur. Hemen onu bir daha vurgulayayım. Söylediğimi zannediyorum. Yangın işçilerinin özellikle araçlarda yangına müdahalede kullanılan yangın işçilerinin birliklikten uzak bir eğitim alabiliyorlar. Yani İzmir'deki, Denizli'deki, Antalya'daki arkadaş ne kadar biliyorsa o kadar yardımcı oluyor. Biz bu yangın işçileri için 2018 yılına kadar İzmir'de bir Buca Eğitim, Yangın İşçi Eğitim Merkezi açıldı. Açıldı derken tam öğretim açılırken durdu her nedense. Bu üniversiteye devredildi. Bakın şu anda yangın işçilerinin ortak eğitim alacakları bir kurum yok. Bir eğitim merkezi yok. Orman yangınlarındaki insanların yanma sebebinin bir tanesi de budur. Doğru düzgün eğitim alamıyorlar. Kişisel koruyucu donanımlarını giymiyorlar. Bunlar takip edilemiyor. Türkiye'deki bu sorunları ortaya koymadıktan sonra yangınların neden önlenemediği konusunda herkes bir şeyler söyler ama doğru sorunların bunlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet. Enerji nakil hatlarının yol açtığı yangınlardan çok bahsedilmeye başlandı. Özellikle bu yıl ve geçen yılda bahsedilmişti. Nedir bu konu?
Şimdi rakam vereyim ben size. Son 10 yıllık Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre çıkan yangınların adet olarak %4'ü, enerji nakil hatları ve elektrik sistemlerinden kaynaklanıyor. Evet. Adet olarak. Adet olarak. Ama yanan alan olarak %26'sı, son 10 yıldaki yangınların %26'sı 2021 yılında %27'si büyük yangınlardan, %27'si yanan alanlar itibariyle enerji nakil hatları ve sistemlerinden kaynaklı. Bu çok çok Ayrı. yüksek bir oran değil mi? Yani dörtte biri yangınların dörtte birinden fazlası enerji nakil hatları kanalıyla ortaya çıkıyor demek ki. Türkiye'deki yangınların %47'sinin nedeni belirli değildir. Bu belli olanlar içindeki yüzde oranını ben size verdim. Demek ki eğer yarısı belli değilse bunu ikiye katlayabilirsiniz. Üç aşağı beş Daha yukarı. Ya, enteresan. Evet. bu müthiş bir olaydır. Bu Türkiye'nin her tarafında sorundur. Marmaris İşletme Müdürlüğü'nün ifadesini söylüyorum. Dörtte üçü yangınların dedi Marmaris'te elektrik sistemlerinden kaynaklı. Çok büyük bir sorundur. Evet. Bakın neden kaynaklandığını söyleyeyim. Çok sayıda enerji nakil hatları var. Özellikle alçak gerilim dediğimiz yani köylerin arasında elektrik dağıtan sistemler. Bunlar oldukça eskimiştir. Bunların değiştirilmesi zannediyorum ekonomik olarak oldukça külfetlidir diye tahmin ediyorum. Ancak fırsat oldukça neresini önemli ve değerli bulmuşlarsa oralara öncelik veriyorlar. Ama bunun bir sorun olduğu ortadayken buna devletin ilgili kurumların bir araya gelerek ortak bir çözüm üretmesi lazım, bir çözüm bulması lazım. İşte efendim bakın yine bir rakam vereyim size. Açık enerji nakil hattının açık olarak tellerle aktarılması 100 liraysa 180 liraya kablolu sistemle veya yer altına alınma maliyeti var. Yani küçük bir maliyetle bunların önemli yerlerde, yangına hassas yerlerde yer altına alınması da mümkündür. Bunların bakımlarının yapılması da mümkündür. Nedir bakımları? Değen ağaçların dallarını keseceksiniz ki rüzgarlı havalarda bunlar salınım yaptığı zaman dallara değmesin ya da ayrım direkleri dediğimiz yani enerji nakil hatlarının farklı yerlere özel vatandaşlara ayrıldığı yerlerdeki bu direklerin altının beton ya da mıcırla kaplı olması gerekiyor. Çünkü bunlar bol sayıda kıvılcım atıyorlar buraları. Bunu herkes biliyor. Böyle bir yasal zorunluluk da olmasına rağmen bunlar takip edilmiyor. Bunun bir an önce gündeme alınması lazım. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de budur. Vehbi Bey söylediklerinizde aslında bu dört grubu öne çıkarıyorsunuz siz de. Yani orman civarında yaşayan yerel idareler, sivil toplum kuruluşları bu hem turizm hem de bu elektrik şeyiyle ilgili olarak da aslında bu özel ki sorumluluklarını görüyoruz. Ve baktığımızda da aslında şu ana kadar özellikle son İzmir yangınının da elektrik dağıtım kaynaklı olduğunu da duyuyoruz, görüyoruz. Peki burada programın da sonuna doğru gelirken Vehbi Bey, ben bir mahalleli olarak alayım, nasıl hareket etmeliyim? Buradaki o pratik örneği uygulayan kişi olarak mahalleliye ne söylüyorsunuz ve ne yapması gerekiyor ve nasıl ilerleyebilir? Yine önce daha de fayda var. Biz bir şekilde orman köylüsünün bilerek ya da bilmeyerek yavaş yavaş yani bundan 30-40 sene evvel ormanlar çevreye sahip şimdi diyor ki işte orman teşkilatı gelsin, belediye itfaiye teşkilatı gelsin. Bana şu getirsin. Yangını onlar söndürsün. Zaten yasalarla beraber biz vatan ilgisini kesmişiz. Sahiplenmeyle ilgili ilgisini kesmişiz. Onlarda aslında bunlar bakın bu var onlarda. Ama bu küskünlük bir kızgınlık ya da öfke veya işte yalnızlaşma duygusu bunları halledecek çözümler üretilmesi lazım bunlara. Bir de tabii dediğim gibi köylerdeki nüfus da bizim bildiğimiz anlamda artık köylüde kalmıyor neredeyse. Özellikle bu batı yangının hassas olduğu yörelerde
Akdeniz'de ve Ege yöresinde. Buradaki insan hareketlerinin değişikliği sonucunda burada bazı sorunlar da yaşanıyor. Bunu da yani bunu çözmek için de ilgili kamu kurumlarının bir araya gelmesi lazım. Ben bir şey önereceğim. Türkiye'de ilgili kurumlar, belediye, ilgili STK'lar, üniversiteler, basın, bununla ilgili her şeyin bir arada olduğu, bu konuların tartışılacağı ciddi bir çalıştaya ihtiyacımız var. Ama gerçek anlamda bir çalıştaya ihtiyacımız var. Sorunları ortaya koyacağız. Köylüler de gelecek, onlar da konuşacaklar. Bir sonuçta çıkacaklar, harmanlanarak uygulanabilir bir eylem planı ortaya konması lazım. Yani bu sadece mesela ben kendi görüşlerimi ifade ediyorum. Çok daha farklı görüşler çıkacaktır buradan. Çok daha farklı konular çıkacaktır. Akademisyenler, bu konuda içinde yaşayanlar, kamu kurumları içinde olanları da kastediyorum. Belediye itfaiye çalışanları da vardır. Bunların bir arada olduğu bu çalışmada bu sorunların samimice ortaya konması ve objektif olarak kararlar alınması lazım. Çok zor bir konu değildir bu. Bunu yabancı ülkeler çözmüşler, halletmişler bunları birçoğu. Ya başka şekillerde de halletmişler. Örnek veriyorum size, Fransa'da gönüllü sistemi içinde adamlar köylerden gönüllü sistemleri oluşturmuşlar. Onlara bir tane arazöz vermişler. Köyün içinden 15 kişi belirlemişler. Onlar hangilerinin işi yoksa yangın çıkınca kıyafetleri var. Gidip onları giyip yangını söndürmeye gidiyorlar. Devlet gelmeden. Gibi bir şeyler yapabiliriz. Ama yeter ki bizim vatandaşa, köylüye, insanlara değer verdiğimizi ifade etmemiz lazım onlara. Onlara sahip çıkmamız lazım. Onları eğitmemiz, öğretmemiz lazım. Bu konuda onları hissettirmemiz lazım bu konuyu. Bununla ilgili hepimiz aslında yapacak çok şeyi var. Hep beraber bir çalıştığım ben faydalı olacağını zannediyorum. Evet, çok çok teşekkür ederiz Vehbi Bey size. Ben hemen Ormancılar Derneği'nin internet adresinde Ağustos 2023'te yayınladığınız bir kitabı da referans olarak vermek istiyorum. İlgilenenler kaynak olarak başvurabilirler. Ormancılardernei.org sitesinde bu dokümana, çok değerli bir doküman, ulaşmaları mümkün. İlgilenmek isteyen, daha detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler. Aslında bugün size başka sorularımız da vardı ama süremizi tamamladık. Tekrar tekrar çok teşekkürler efendim. Yeni bir programda kalan sorularımızı da size yöneltmek isteriz. Sağ olun. Çalışmaları iyi akşamlar diyorum. Çok Sağ sağ olun. olun Bülbül Bey. İyi çalışmalar. Evet, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.